Hastaneye gittim, bel fıtığı tanısı konuldu. Şimdi nasıl bir yol izlemeliyim? Evet, bel fıtığı tanısı konuldu. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Ameliyat şart mı? Ameliyat sonrası veya öncesinde fizyoterapi gerekli mi? Bu evrede fizyoterapi ne şekilde sizin ağrılarınıza çare olacak? Onlardan biraz bahsedeceğiz. Evet, öncelikle bel fıtığında her zaman ağrı yapmadığına dair birçok makalenin, birçok çalışmanın olduğuna dair size bilgi vermek istiyorum. Çünkü bel fıtığım var, ağrım olacak, yıllarca ağrı çekeceğim, bu ağrıyla yaşamak zorundayım gibi söylemlerle maalesef hastalarımızla biz de karşılaşıyoruz. Bu tamamen psikolojik bir şiddet olarak da algılayabilirsiniz. Çünkü birçok böyle çevrenizdeki insanların da genel bir algısı var. Evet, bel fıtığınız varsa kesinlikle iyileşmeyecek, sürekli ağrı hissedeceksiniz şeklinde. Ama kesinlikle yanlış bir bilgi bu. Bel ağrınız her zaman bel fıtığınızdan kaynaklı olmayabiliyor. Kliniğimize başvuran birçok danışanlarımızda da bunu fark ediyoruz ki ne seviyede olursa olsun her zaman belde bir ağrı yoğunu hissedilmiyor veya bacağı vuran ağrı da kesinlikle belden kaynaklı olmayabiliyor. Çok daha farklı semptomlar, farklı sebepler aslında bu sürecin tetiklenmesini etkileyebiliyor. Önemli olan bunun sebebini öğrenebilmek. Sebebinden kastım, evet, bir yoğun bir kas spazmı, biyomekanik bozukluğu, postür bozukluğu gibi etkenler de bu gibi bel fıtığı durumlarında daha fazla sürecin ağrılı hissedilmesine sebebiyet verebiliyor. Oysa ki orada bir fıtıklaşmış disk var, siz sürekli ağrı hissedeceksiniz. Kesinlikle değil. Bunu her zaman danışanlarımıza da söyleriz. Yoldan bir MR'a koysak, onlarda da fıtıklaşmış diskler vardır ama hiç farkında değildir, hiç ağrı hissetmiyordur. Ağrıya sebebiyet verebilecek noktada az önce bahsettiğim etkenler aslında daha çok ön planda oluyor. Fizyoterapi kısmında da işte biz bu evrede hastaya müdahale etmiş oluyoruz. Yani bel fıtığını artırabilecek noktada kasa, kemiğe, dokuya bir destekleyici terapi programı oluşturuyoruz hastalarımıza. Bu terapi programı ile birlikte hayat kalitesini düşüren ağrılar azaldıktan sonra bel fıtığı disk yapısı özellikle daha hızlı kendini onarıp iyileştirebilmesi için de mutlaka destekleyici olarak vitamin ve tedavi süreci içerisinde en önemli ilaç olan egzersizi kontrollü düzenli bir şekilde yapmasını istiyoruz. Ne kadar hasta bu süreci daha düzenli rutin haline getirebilirse de fıtıklaşmış disklerde 1 ayda, 3 ay, 6 ay, 9 ay içerisinde de iyileşmeler görülüyor. Ameliyat seviyesindeki hastalarda da bu iyileşme hızlı gerçekleşiyor. %75 oranlarından bahsediliyor birçok makalede. Tabii bu oran, yani bu iyileşme süreci esnasında da tek başına değil, fizyoterapi, egzersiz, vitamin ve daha böyle bütüncül bir yaklaşım olması gerekiyor. Ağrının yoğunluğuna sebebiyet veren nokta tespit edildikten sonra zaten süreç kendisini çok daha iyileştirmiş oluyor. Evet, şimdi bel fıtığı tanısı aldınız. Bundan sonra ne yapmanız gerekiyor? Bunun için ve ağrılarınızın sebebi gerçekten bel fıtığınızdan mı kaynaklı yoksa birçok etken bu süreci etkiliyor, ağrınızı arttırıyor. Bunları öğrenebilmek için mutlaka en yakınınızda bir fizyoterapiste başvurmanız gerekiyor. Fizyoterapi ile birlikte zaten ameliyatsız kısımda çok daha sağlıklı, ilaçsız, herhangi bir cerrahi olmadan beldeki fıtıklaşmış disklere bir tedavi programı oluşturulduğu takdirde süreç kendini iyileştirerek ağrısız bir şekilde hayatınıza devam etmenizi sağlar. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler.